Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün İsmail hocamla beraber sizlere sınava biliyorsunuz ki az bir zaman kaldı. Yaklaşık bir ay kadar. Bu kalan bir ayda neler yapmanız gerektiği, nasıl matematik çalışmanız gerektiği ile ilgili konuşacağız. Öncelikle ama bunlara başlamadan önce konuşmamız gereken bir şey varsa kesinlikle değişen havalar arkadaşlar. Havaların ısınması sizde gerçekten değişik de etkiler yaratıyor değil mi hocam? Aynen katılıyorum hocam. Derslerde falan bunun farkındasındır, öğrencileri görüyorsundur, bir rahatlama durumu falan. Neler var hocam? Yani bu her sene başımıza gelen bir şey aslında. Öğrenciler gelen baharla beraber bir rahatlama içerisine giriyor. Ya da bu uzun sınav maratonunu kaldıramayanlar oluyor. Yani bu nasıl diyeyim, siz 9 ay öncesinden, 10 ay öncesinden sınava hazırlanmaya başlıyorsunuz. Ve bu 10 aylık süreci kaldıramayanlar oluyor. Son 2 ay, 3 ay sadece bahara bağlamamak gerekiyor tabii bunu. Öğrencilerde bir yılgınlık, bir sıkkınlık hali de meydana gelebiliyor. Bunlardan en kısa şekilde, en ucuz biçimde kurtulmak gerekiyor tabii ki. Ya mesela ben şeyi gözlemliyorum, hani böyle iki gruba ayrılmış durumda öğrenciler. Birisi sanki şey bitti, dönem bitti. Hani okul bitince, yazınları bitince, hani dershaneye gidiyorlarsa, orada konular bitince mesela sanki sınav da bitmiş moduna giriyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Hala devam ediyor. Hatta en önemli kısmı daha gelmedi arkadaşlar. Kesinlikle. Daha sınava girmediniz değil mi? Kesinlikle. Yani şöyle diyeyim, bizim çalıştığımız kurumlarda bile öğrenciler sanki böyle sınav bitmişçesine davranıyorlar. Yani deneme kampındayız şu an mesela. Her gün bir deneme, her gün bir deneme şeklinde deneme kampı yapıyoruz öğrencilere. Ama denemelere bile katılmayanlar oluyor. Ya da katılmak istemeyip işte hocam ben bu denemeyi alsam da evde çözsem nasıl olur gibisinden tavırlar oluyor. Arkadaşlar bunlar olmasın. Yani kendi kurumunuzda, kendi okulunuzda veya evinizde eğer çalışma planınız varsa, çalışma yapıyorsanız mutlaka ama mutlaka son bir ayda her gün sabah 10'da eğer girebiliyorsanız ki 10'da mutlaka kendi denemenizi yapın. Hatta günlük bir tane TYT yapın değil mi hocam? Bir tane AYT yapın. Aynen. Bunu isterseniz hani hocam çok ağır oluyor gibi cümleler kuracaksanız da bir gün TYT saat 10'da, hocam, bir gün AYT saat 10'da. Ya. Yani ki bence de ağır olmaması gerekiyor. Lazım. Çünkü sen bir sınav öğrencisisin. Sen maalesef ki bundan sonraki hayatını nasıl devam ettirmen gerektiğini gösteren bir sınava gireceksin. Aynen öyle. Bu yüzden de ne olmuş? Son bir ayda cefasını çek ki sefasını süresin diyelim artık. Aynen. Bıkkınlık hiç yaratmasın arkadaşlar size. Diğer öğrenci grubu da bıkkınlık yaratanlar. Çünkü hani hocamın dediği gibi 9 ay çalıştım, şu oldu, bu oldu. Bıktım artık, çalışmak istemiyorum. Bakıyoruz öğrenci başarılı bir öğrenci normalde ama işte son 2 ay kala artık böyle bıktım, çalışmak istemiyorum moduna giriyor. Deneme çözmüyor. Maalesef, bir kere en önemlisi yani deneme çözmüyor. Bu sefer sanki bütün emekleri toplayıp çöpe atmış gibi oluyor arkadaşlar. Bunu yapmayın. Hani bu kendi emeğinizi çöp etmek oluyor çünkü. Lütfen bunu yapmayın ve hani şu dönem içerisinde zaten çalışma tarzınız kesinlikle hocam deneme üzerine olmalı değil mi? Evet. Hani hocamın dediği gibi günde bir deneme, iki deneme kesin çözülmesi gerekiyor. Ama bu çözülen denemelerinde şöyle olmaması gerekiyor. Ya işte ben bu denemeyi çözdüğüm zaman tuttum. Ondan sonra bitti. Hadi ben bunu kenara kaldırayım. Yani bitmesi için bir şey yapmayın arkadaşlar. Götüreceksin sorularını, hocalara soracaksın. Yani illa hoca olmasına da şart yok. Tabii ki hoca bulabiliyorsan, hocana soruyorsan daha mantıklı. Çünkü bir öğretmen çözümü vardır, bir de öğrenci çözümü vardır. Bilen birisine sor. Bu denemeler boş kalmasın. Çözdün soruları, boşlarım var, yanlışlarım var. Bir kenara bıraktın. Bu denemeden kaç net yaptın? Diyelim ki 40 tane soru var. 28 net yaptın. Tamam. 12 tanesi eksik. Kenara koydun. Diğer denemeyi yaptın. 27 netim var. Kenara koydun. 26 net. Kenara koydun. 29 net. Kenara koydun. Bunların bir de bu şekilde hani sürekli değişken ama 26 ile 30 arasında gidip gelen netleri daha da yükseltmek için yani 30-32'ye, 32-34'e, 34-36'ya taşımak için de demek ki senin eksiklerin var. 12 tane soruyu yapamıyorsun. 40'da 12 çok büyük bir rakam aslında. Demek ki yapamıyorsun. Götüreceksin, hocalarına soracaksın. Bilenlere soracaksın. Bu soruları nasıl çözeceğiz? Hatta bir de şöyle de sorma hocam, kusura bakma. Şöyle de sormayacaksın. Yani hocam bu soruyu çöz, hocam bu soruyu çöz. Hoca sana çözer bırakır, çözer bırakır. Götüreceksin hocaya, diyeceksin ki hocam ben bana bu sorunun mantığını anladım. Hocam bu sorunun mantığını öğrenmek istiyorum dersen işte hocanın da hoşuna gider zaten ve onu sana mantığını anlatır. Neden bu şekilde olduğunu anlatır. Neden bu şekilde çözmemiz gerektiğini anlatır. Ve sen 4-5 denemede bir bu yanlışlarını gördükten sonra inşallah Allah'ın da izniyle artı 1 net artı 2 net artırmaya başlayacaksın. Son 30 günde 10 net gibi bir artış çok güzel rakamlar arkadaşlar. Çok güzel sayılar bunlar. Çok yükseğe taşınacaktır. Tamam. Sizi nasıl diyeyim gayet yükseklere taşıyacaktır. Lütfen bunlara dikkat edin. Deneme çözüldükten sonra bir kenara atılmak yerine
denemede çözemediklerini, yanlışlarını. Gerekiyor. Hatta var ya, vaktin varsa şunu bile yapabilirsin. Bir soruyu çözmüşsündür ama uzun çözmüşsündür. Sorunun cevabı doğru çıkmış. Sorunun doğru çıkması veya çıkmaması önemli değil. O soruyu sen çözmüşsündür, doğru çıkmıştır ama sana ÖSYM diyelim ki AYT için 2 dakika 15 saniye veriyor sanırım. Sen bu soruyu 5 dakikada çözdüysen kârdayım diye düşünme. Sen aslında zarardasın. 2 dakika yani bir soru zarardasın aslında. Bu uzun çözdüğün soruları, zor düşündüğün soruları da bilen birilerine sormak seni her zaman başarıya ulaştıracaktır diye düşünüyorum hocam. Aynen. Hatta şey de diyorum ben öğrencilerime. Mesela işte çözdüğünüz, çok beğendiğiniz sorular var ya da çok zorlandıkları sorular var. O soruları kesin arkadaşlar. Hani küçük bir kalem kutuya bir yere koyun. Sınava ne kadar işte 5 gün, 1 hafta kala mesela onları tekrar etseler, bir göz gezdirseniz hiç olmazsa arkadaşlar. Hani sınavda da karşınıza çıkarsa şunu söylersiniz. Ya bu soru vardı, ben ona uğraştım, yapamadım, sonra sordum, tüh aklımda kalmamış demezsiniz. Ya da sormayıp da ben bunu tüh keşke sorsaydım demezsiniz yani. Kesinlikle. Sınavda karşınıza çıktığında yaparsanız bu sizin için daha da iyi bir şey olacaktır arkadaşlar. O yüzden olabildiğince denemelerde ne yapıyormuşuz? Yanlışlarımızı öğreniyormuşuz. Hatta çok beğendiklerimizi de bir yere koyup tekrar bakıyormuşuz. Aynen. Bir de hocam benim yıllardır öğrencilerime verdiğim bir tavsiye var. Son 30 gün her gün bir veya iki deneme. Yani son 30 gün her gün iki deneme çözdüğünü düşünürsen 60 tane deneme yapar. Ama aynen, aralıksız yapacaksın bunu. Yani kesinlikle ama kesinlikle bir de uzun vadeli planlardan da kaçının. Yani ben her gün bunu yapacağım demeyin. Her gün onu yapamazsınız zaten. Evet, sıkılırsınız bir zaten. Bir veya iki günlük planlar çıkaracaksın kendine ve bu şekilde davranacaksın. Ve tek planın da deneme üzerine olsun. Artık branş denemeleri çözebilirsin, tamam eyvallah, ama artık genel deneme çözme evet, vakti geldi son bir ayda. Çünkü tek matematiğe de yönelemezsin. Hani TM, eşit ağırlık, sözel fark etmez. Bir sürü dersiniz var arkadaşlar. Onlara puan getiren dersleri var. O yüzden genel deneme çözmeniz gerekiyor. Ve hatta arkadaşlar bu deneme çözerken de eğer ki hani uygun olursa onlar için de saat 10'da denemeye başlamanız sizin için iyi olacaktır. Çünkü yani sizin bir biyolojik saatiniz var arkadaşlar. Kendinizi bu bir ay boyunca nasıl programlarsanız sınava da 10'da gireceksiniz. Yine girdikleri zaman işte Türkçeyi mesela 40 dakikada mı çözüyorsun? Orada saate baktığın zaman şunu dersin. Ya 40 dakika geçti. Ben normalde denememi 40 dakikada bitiriyordum Türkçeyi. Bu sefer bitmemiş diyebilirsin. Tabii bu sende daha büyük panik duygusu da yaratmasın. Çünkü normal sınavda bunun verdiği stres daha bir başka olacak ama zaman kontrolünü kesinlikle bu denemelerle öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de vaktiniz varsa, yani hani başka yerlerde denemeye falan da girmiyorsanız, onda bir tane deneme çözmeleri onlar için çok faydalı olacaktır. Kesinlikle. Hani kendini de şu cümleyle motive edebilirsin. Hani normal şartlar altında düşündüğün zaman ben herhangi birinize, yani desem ki işte Ali, Veli, Mehmet, Ayşe, Hasan, gel hayatında hiç görmediğim bir olay, tamam mı? Hiç tatmadığım bir olay ve gel bunu tek seferde yap desem. Bunu başaramazsın. Yüksek ihtimalle başaramazsın. Belki bazılarınız başarır ama şu cümleyi kursam. Gel hocam 60 kere dene, sonra 61. de başarmanı istiyorum desem, işte o zaman başarılı olabilirsin. Kesinlikle başarılı olabilirsin. Çünkü sen o 60 defa denemişsin hocam. Aynen, kendini de rutine sokmuşsun. Kesinlikle ve 61. de bunu başarmanı istiyoruz. Bunu kesinlikle yapabilirsin. İnan bana, kesinlikle yapabilirsin bunu. Çünkü artık bu sadece sınav için geçerli değil hocam. Futbolcular bile herhangi bir maça hazırlanırken illaki bir, hani şöyle düşün, maçtan önceki o 5 gün veya 4 günlük kamp yapıyorlar. Tabii. Ve kendilerini buna alıştırıyorlar. Ve bu kampta bu maçı çalışıyorlar. Aynen. Değil mi? Yani nasıl diyeyim, pres mi çalışmaları gerekiyor, yoksa defans mı ağırlıkları vermeleri gerekiyor, yoksa hangi taktiğe göre oynamaları gerekiyor? Son 4 gün, son 3 günde yapıyorlar bunu. Evet. Tabii bu bir futbol maçı için örnek veya herhangi bir basketbol maçı için örnek ama önümüzde bizim bir sınav var ve sen bu sınavda hangi taktikleri deneyeceğini son 30 gün planlaman gerekiyor. Evet. Son bir ayda planlaman gerekiyor. Yeah. Geç görenler bu videoyu veya işte hocam sizin dediğinizi artık yapacağım ama son 30 gün yok, artık son 25 gün var, 20 gün var, ne yapmalıyım diyenler de bir an önce bu plana başlamalı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu zaman içerisinde şunu yapan arkadaşlar da oluyor. Biz bunu gözlemliyoruz. Mesela yeni bir soru bankası alıyorlar. Yeni işte konu anlatımı bir kitap alıyorlar. Maalesef. Bu kadar zaman kala, değil mi hocam? Yani kesinlikle şu olmaz. Ben bir soru bankasına başlayayım da hepsini bitireyim derseniz arkadaşlar, bu sizi daha strese de sokabilir. Şu an sizin deneme zamanınız. Hatta
konu çalışacaksanız da, yani araya illa bir konu da tabii eksiğiniz olabilir, hı-hı, koyacaksanız da bu dönemde biraz stratejik çalışmalara gerekiyor, evet, değil mi hocam? Evet hocam. Ben mesela şeyi söylüyorum, hani TYT için konu asla çalışmayın, deneme yeterli, ama AYT için mesela bir trigonometri, hı-hı, ikinci dereceden eşitsizlikler, kesinlikle, türev, integral gibi konular arkadaşlar, çok soru gelen konular, kesin soru gelen konular, hani illaki ben konu çalışacağım diyorlarsa, hı-hı, bu konulara yönelsinler, değil mi? Kesinlikle hocam. Son zamanlarda İlla ben konu çalışacağım, hani şunu diyenler var, bir nebze haklılar da, hocam konuyu bilmeden denemeyi nasıl çözeceğim? Şimdi sen bana diyorsun 60 tane deneme çöz, tamam eyvallah, ama konusunu bilmeden ben sorusunu nasıl çözeyim? Bu güzel, yani bu soru Son güzel bir bir ay soru, kalmış ama zaten yani. şimdi konu çalışacaksan da, dediğimiz gibi illaki konu çalışacağım diyorsan stratejik çalışacaksın. Evet. Öyle konulara boğuluyum veya konudan sonra bir de bunların sorularını çözeyim, kesinlikle bu şekilde yapmayacaksın. Olmaz. Yani bir de soru bankası Daha takıntısı baskı olan yaratır. arkadaşlarımız da var. Bu soru Aynen. bankası takıntısı olan arkadaşlarımız da, arkadaşlar neden soru bankası diye biliyoruz? Soru bankası sana kar sağlamaz mı? Sağlar. Kesinlikle sağlar. Şimdiye kadar biz mesela YouTube'da acil matematik TYT'yi bitirdim. Hocam AYT'yi bitirdi. Neden bunları çözdük madem fayda sağlamayacak? Arkadaşlar fayda sağlayacaktır zaten ama şu an zamanı değil. Evet. Tamam, şu an deneme zamanı. Bu sizde baskı yaratır arkadaşlar. Yani şu an önünüzde şöyle düşünün ya, böyle hani masada bir sürü yemek var gibi düşünün, tamam mı? Onu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, şunu da yiyeceğim derseniz bu sizde baskı yaratır. Önünüzde bitmemiş bir kitap olduğu zaman bu sefer bunu da çözmeliyim, bunu da çözmeliyim. Allah kahretsin, sınava bir hafta kaldı, benim daha kitabın yarısı duruyor dediğiniz zaman bu sizde psikolojik baskı yaratacaktır. Yani Kesinlikle. sizi mutsuz etmekten başka bir işe yaramaz. Mutsuzluk umutsuzluk getirir arkadaşlar. O yüzden de hiç gerek yok. Sizin için deneme şu an en ideal. Bir şey de söyleyeyim. AYT için hocam, logaritma bence AYT'de çok hani net, çok daha kolay bir konu. Bir de sorusu da son 2-3 yıldır falan hep 2-3 tane sorusu geliyor. O yüzden logaritma daha basit bir konu olduğu için mesela konu eksikleri varsa bence biraz oradan da yararlanabilirler. Evet, yani logaritma olsun, diziler olsun hocam. Aynen. Dizileri genelde öğrenciler pek sevmiyorlar. Çok Sevmiyorlar ama formülü olduğu için yapılabilir ama. konulardan hocam. Yani Yani tabii. hani mat 1'deki bu ardışık sayılar, işte bunların aritmetik ortalama, geometrik Geometrik ortalama, bunlarla ortalamaları. alakalı olduğu için, mat 1'e biraz daha benzediği için en azından mat 1'i yapabiliyorum ama mat 2'ye hiç dokunamıyorum diyen arkadaşlar için logaritma zaten üstü köklü sayıların mat 2 hali. Evet. Biliyorsunuz ki az önce söylediğim konularda dizilerin mat 2 hali, ben mat 1 hali. Dolayısıyla mat 1'e daha benzerlik gösterdiği için bu konulara çalışabilirsiniz. Ama unutmayın, ikinci dereceden denklemler, ikinci dereceden eşitsizlikler, bunlardan mutlaka ama mutlaka soru geliyor AYT'de. Trigonometri, Trigonometriden mutlaka soru türev. geliyor. Ve hani bu söylediğimiz, bunlar biraz şey hocam, hani nasıl diyeyim, amiral gemisi konular. E tabii Tamam, yani öyle. hani Hiç bilmeyip de başlamak çok zor olur yani bu tabii konular. hiç Onun da bilmiyorsan farkındalar. artık hani nasıl diyeyim, temel kavramları vardır bunların. Mesela türevin ilk başı, integralin Türev ilk alma başı, aynen, kuralları. türev alma Aynen. kuralları, integral alma kuralları, trigonometrik fonksiyonlar, işte sinüslü, kosinüslü olanlar, bu ne diyoruz onlara biz, trigonometrik özdeşlikler. Bunlara mutlaka bakın, öyle girin. Hani Aynen. hiçbir şey bilmiyorsan tamam, bunlara mutlaka bak. Birkaç tane sorusunu çöz. Daha sonrasında sınavına girebilirsin. Mutlaka birer net yapacaksın, ikişer net yapacaksın bu konularda. Aynen. Aklıma gelmişken şeyi de ekleyeyim. Şimdi son zamanlar kala arkadaşlar, öğrenciler bunu yapsınlar. Matiki biliyorsunuz bilgi işi. Şimdi o yüzden trigonometride olsun, işte diğer konularımızda olsun formüller var. Bunları küçük küçük kağıtlara yazıp aslında şöyle gözünüzün önüne bir assanız, telefonunuzun ekran resmi yapın istiyorsanız ama bir yere koysunlar yani. Onları bilmeden, çünkü sınavda hani TYT gibi değil. TYT'de bir uğraşırsın, düşünürsün, bir şey yapabilirsin. Ama matikte sen konu bilmiyorsan, sen bu soruya 5 saat de baksan çözemeyeceksin, 2 dakika baksan da çözemeyeceksin. Yani o yüzden konuyla ilgili bilgilerin olması gerekiyor. O formülleri de arkadaşlar şöyle bir not etseniz, karşınıza assanız, göz aşinalı olur hiç olmazsa. Şimdiye kadar ezberlemediyseniz, tabii ki temennimiz ezberlemiş olmanız, ama hani yapmadıysanız da bence bunlara birazcık dikkat edin. Sınavda kesinlikle fayda sağlayacaktır çünkü sizlere, değil mi Kesinlikle. hocam? Kesinlikle. Bir de hani şimdiye kadar bir şeyden konuştuk. Şimdiye kadar düzgün çalışmamış veya işte son bir ayda ne yapması gerektiğini bilmeyen kişiler için konuştuk. Derece Bir isteyen de çok iyiler öğrencilerimiz için var. de, aynen, derece isteyen öğrencilerimiz için de arkadaşlar, bunu hani derece istiyorsun, tamam. Şimdiye kadar çok da güzel çalışmış olabilirsin, tamam, ama sizin için de son bir ay çok önemli. Son bir ayda neler yapılmalı? Hocam TYT'de süreyi yetiştiremiyorum. Ki genel sıkıntı. Genel sıkıntı budur. TYT'de süreyi yetiştiremiyorsan bunun için de tek çözüm yine deneme. Ama süreli çözeceksin. Evet. Kendini sıkacaksın, tamam mı? Ortamını temizleyeceksin.
Süre tutacaksın. Evet, şu sessiz pijamayla deneme çözme huyunu ben bir vazgeçin arkadaşlar. Pijamayla deneme çözüyorsan sınavda pijamayla gideceksin. Yani bir alışkanlık olması gerekiyor yani, çünkü. Yani nasıl sınava hangi kıyafetlerle gideceksin ona benzer kıyafetler giyeceksin, tamam mı? Kesinlikle bunun psikolojisini kafanda hazırlayacaksın. Evet. Ve sonrasında full deneme. Denemenin sana ne gibi bir kar olabilir? Hocam hızı ben getirecek. Zaten hani nasıl diyeyim, süresiz yaptığın zaman 40 takıt çıkarabilirsin. 39-38 net yapabilirsin. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ama bu denemenin sana ne karı olacak? Süre kazandıracak. Evet. Sen artık hızlanacaksın. Yani eskiden bir soruyu 55 saniyede çözüyorsan artık 50 saniyede çözmeye başlayacaksın. Evet. 45 saniyede çözmeye başlayacaksın. Bu 5 saniye ne fark ettirir? 40 soruda çok fark ettirir. Tamam. Evet. AYT için de genelinizden hep şunu duyuyorum. Zaten süre fazla. Evet, zaman çok hocam, yaparız. Şimdi bazı öğrencilerime ben deneme veriyorum. Branş denemesi ha. Yani genel deneme de değil hocam. Deneme veriyorum, bunları çözün diye. Çözüyorlar. Sınıflarda aralarda dolaşırken, sıra aralarında dolaşırken hep şuna şahit oluyorum. Mesela saat 45 geçe çocuğa bakıyorum 9. soruda. Dönüyorum dolaşıyorum 50 geçe, daha yeni geçiyor 10. soruya. Çok zaman harcıyor. Çok zaman harcıyor ve şunu da unutmayın. 5 dakika bir arkadaşınızı parkta beklerken sıkılabilirsiniz. 5 dakika çok uzun gelebilir ama o 5 dakikayı bir soruya uğraşırken sınavda o 1 dakika çok kısa gibi gelir. Arkadaşlar. 1 dakika gibi gelir. Aman ona dikkat. Tamam. Bunun dışında başka ne söyleyebiliriz hocam? Hocam aslında bu video için ekleyeceğim başka bir şey yok. Sadece çocuklardan şunu çok istiyorum. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Umutsuzluğa kapılmadan çalışın. Ve lütfen kendinize salmayın arkadaşlar. Bu iki duruma da düşmeyin. Çok az bir zaman kaldı. Hani Ramazan var. Ramazan gerekçesiyle belki çalışmalarınız biraz... saatlerinin yeri değişmiş olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Sonuçta çalışan yine sizsiniz. Onları kafanıza yerleştiriyorsunuz ve sınavda yine onları arkadaşlar bulabileceksiniz. Evet. O yüzden sakin olsunlar hocam. Sakin sakin çalışsınlar. Fazla kaygı, fazla stres sizde olumsuz etki yaratır. Bunu hiç unutmayın. Ben bunu defalarca söyledim. Kendinize güvenin. Çünkü yapan hiç kimsenin, bunu başaran hiç kimsenin şu an sizden bir farkı yok arkadaşlar. Siz nasıl çalıştıysanız onlar da öyle çalıştı. Evet. En başta kendilerine güven. Tabii ki öyle. Aynen, yani insanın insandan ne farkı var ki, öyle düşünün. Çalışan herkes her istediğini başarır arkadaşlar. Evet. Siz de çalışın, başarılı olacağınıza eminim. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Benden bu kadar arkadaşlar. Hocam eklemek istediğim bir şey var mı? Hoşça kalın, kendinize iyi bakın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayın. Bu benim klasik cümlem hocam. O yüzden. Bol bol matematik çalışmayı unutmayın diyerek o zaman hoşça kal diyelim. Hoşça kalın.